Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkası Ekstra ile sizlerle birlikteyiz. Bugün tam mevsimi ilgilendiren ve gıda konusunda doğal olarak çok ciddi bir beslenme ürünü olan bal ve balcılıktan bahsedeceğiz. Konuklarım Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt ve ajansı Lokal İstanbul Ajans Başkanı Ali Göral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslında program öncesinde bayağı bir sohbet ettik. Ne kadar çok şey, bilmediğim şey varmış. Aslında şu tatlı konu ya, yani bir işe tatlı başlayalım diyorum. İsterseniz Balparmağ'ın hem yaşadığımız bu süreç içindeki faaliyetleri, hem iletişim faaliyetleriyle ilgili nasıl bir iki sene geçirdiniz? En sonunda çok güzel, bayağı belgesel niteliğinde de filmler çektiniz ki bir tanesini izleyeceğiz. İsterseniz öyle bir firmayı tanıyarak başlayalım. Tabii memnuniyetle. Altıparmak bizim firmamızın adı. Balparmak markasıyla tanınıyoruz. Bu sene 41. yılını kutluyor şirketimiz kuruluşunu. Teşekkürler. 41 kere maşallah. Türkiye'de aslında ambalajlı ve doğal bal kategorisini oluşturan firmalardan ve markalardan biriyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Balparmak bal markamız olmakla birlikte bir de Apitera markamız var. Bugün birazdan belki izleyeceğimiz o film Apitera markamızın iletişim kampanyasının 2021 yılı filmi. Kısaca Apitera dersek mesela ne anlama geliyor hani? Apitera aslında apiterapiden kendisini bulmuş bir marka. Apiterapi de arı ürünleriyle tedavi manasına geliyor. Apitera markamız da bizim hem arı ürünleriyle şifayı bulma hem de onları fitoterapik etkisi olan, yine sağlık anlamında sağlık faydası içeren veya koruyucu olarak kullanılabilecek olan bitkilerle karışım. Apitera markası bu iki fitoterapi ve apiterapi alanlarının kesişim kümesinde yer alan ürünleri bünyesinde barındıran bir markamız. Bu bayağı da bir laboratuvar gerektiren bir şey herhalde değil mi? Yani bu işin karıştırılması ve tekniğin bir arada olmasıyla beraber. Bizim ARGE merkezimiz TÜRKAK tarafından AKD'de bir ARGE merkezi. 20 gıda mühendisi istihdam ediyoruz. Bu çalışma arkadaşlarımızın bir kısmı yüksek lisans seviyesinde, bir kısmı doktora seviyesinde ve ARGE merkezimiz sürekli olarak bir bilim üreten kurum niteliğinde çalışıyor. Düzenli araştırmalar ve yayınlar yapıyoruz. En son çam balı ile ilgili ve yine bağlı tahşişte kullanılan esmer pirinç şurubunun tespiti ile ilgili çalışmalar yapıldı. Dediğiniz gibi bu ürünleri ve formülleri oluşturabilmek önemli bir bilimsel araştırma gerektiriyor. Biz bu araştırmaları ve çalışmaları sadece kendi başımıza yapmıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle ve bu üniversitelerin eczacılık ana bilim dalı başkanlarıyla da birlikte işbirliği içerisinde geliştiriyoruz. Nitekim Apitera markasının altındaki ürünlerin büyükçe bir kısmı bu bilim üreten kurumlardan aldığımız danışmanlıklar doğrultusunda yönlendirildi ve geliştirildi. Şimdi eczacılık dediniz doğru. Çünkü bu ürünlerin bazıları da insan vücudunu hani direncini yükselten ürünler değil mi? Yani hani doğal ilaç gibi bir yerde. Neredeyse aslında bal yani yüzlerce belki binlerce yıldan beri doğal şifa kaynağı olarak biliniyor. Yara iyileştirici özelliğine inanılıyor. Ağız içi yaraları gidermede propolisin önemli etkinliği olduğu biliniyor ve kanıtlanmış. Bizim Apitera markası altında yaptığımız bal dışındaki arı ürünlerini de tüketicilerin kullanımına açabilmek ve bunların etkinliğini fitoterapik bitkilerle birleştirerek yükseltmek ve arttırmaktı. Bunu başardığımız için de mutluyuz. Peki iletişim bacağına geçecek olursak, ajansla bu işin briefi nasıl bir süreçte ortaya çıktı? Yani Ali'lere nasıl bir istekte bulundunuz? Yani bu reklamların oluşmasına neden olan sizdeki istek neydi? Çok enteresan bir hikayesi var. Ajansla 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Lokal bizi çok iyi tanıyan, yani Altıparmak Gıda Sanayi'nin ve Balparmak markasının genetik kodlarını çok iyi çözmüş bir ajans. Son derece de yakın ve iyi çalışıyoruz. Ama Apitera markası ile ilgili bu sene yeni bir şey yapmak ihtiyacımız vardı. Ve de gündem maalesef Türkiye'de bu sene arıcılıkla ilgili olarak çok kötü meşguldü. Bir zamanda maalesef yaşadım. Gündemde çok uzun süre orman yangınları vardı.
hatırlayacağınız üzere. Özellikle bu Muğla bölgesinde. Tam da hani değil mi balın bir yerde çam balının merkezi yani. Çam balının başkenti diyebiliriz. Başkenti yani. Yani Türkiye dünyadaki çam balı üretiminin %95'ini yapıyor. Bu %95'lik üretimin de yaklaşık %80'i Muğla ili ve civarından elde ediliyor. Dolayısıyla aslında dünyanın çam balı başkenti Muğla ve maalesef yangınlardan büyük zarar gördü. Gündemde bu varken hep aklımızda bizim altı parmak olarak bir soru vardı. O bölgede yaşayan ve doğal geçim kaynağını yitirmekte olan arıcılar için ne yapılabilir? Bizim Balparmak Arıcılık Akademisi altında bir oluşumumuz var. Uzun zamandan beri düzenli olarak arıcılara modern arıcılık teknikleri üzerine eğitimler veriyor. Son 3 yıldan beri de eforumuzu çoğunlukla katma değerli arı ürünlerine yoğunlaştırmıştık. Yani arı sütü üretimi, polen üretimi, propolis üretimi gibi bal dışındaki katma değerli arı ürünlerine bir yönelmeyi sağlamaya gayret ediyorduk. Gündem de tam buna oturdu. Çünkü bölgedeki orman varlığı ve böcek, orada bir Basra böceği adında bir böceğimiz var. Kızılçam ağaçları üzerinde yaşayan ve onun salgısından aslında çam balını üretiyor arılarımız. Bu varlık hasar görünce acaba bu arıcılarımızın geçimini yeniden nasıl sürdürülebilir kılarız diye düşünürken hep aklımızda propolis gibi, polen gibi, arı sütü gibi katma değerli arı ürünleri vardı ve ajansla da bunu paylaştık. Yani gündem bunu gösteriyor. Arıcılar için bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Aynı zamanda da bizim Apitera markamızın altında bu ürünler mevcutta var ve acaba bunların bilinirliğini nasıl arttıralım ve arıcıların da bu hikayesini tüketiciye nasıl geçirelim diye konuşuyorduk. Birazdan izleyeceğimiz o harika filmleri getirdi ajans. Yani böyle kendimi National Geographic programında gibi evet. hissettim bir ara. Sen seversin de böyle konuları. Yani sonuçta bizim için bal reklamı yapmaya başlamak çok büyük bir şansmış hayatta. Bugün geri dönüp baktığımız zaman hep her gün yeni bir şey öğrendiğimiz, hep hayatta hep yeni tecrübeler kazandığımız bir süreç başlamış oldu bizim için. Yani sonuçta insanların işinde mutlu olması çok önemlidir. İşinden keyif alması çok önemli bir şeydir. Ama ben aynı zamanda bu işte büyük bir macera görüyorum. Yani bu Apitera işinde de aynı şekilde. İşin macerası ve anlatılacak hikayesinin de olması çok önemli. Çünkü sonuçta ofise kapanıp bir şey yazan insanlarız biz normalde. Ama bu öyle bir süreç değil. Bu inanılmaz bir süreç. Sahada. Tabii ki her şey sahada karar verdiğiniz bir süreç. Bu briefing geldiği zaman içerisinde Apitera ürünlerinin ağırlıklı olarak propolis var. Polen de var, arı sütü de var ama önceliğimiz bizim propoliste. Şimdi ben size propolis dediğim zaman tabii ki bunu çoğu insan bilmiyor. Hatta arıcıların bir kısmı da bilmiyorlardı propolis ne demek. Biz de dedik yani bu kadar bilinmeyen bir ürün, bilinmeyen bir arının ürünü, biz bunu insanlara nasıl gösterebiliriz? Bunun üzerine şöyle bir fikri ortaya çıktı. Kovanların içerisine mikro kameralar kuralım. Bal peteklerinin. Yani kovanları çeşitli yerlerden deldik. Hmm. Ve işte bir tane camdan bir kovan yaptırdık. Yedek bir plan olarak kovanları deldik. Özel kameralarla kovanların içerisine girdik. Tabii ki ilk bu fikir olduğu zaman peşitli arıcılıkla ilgili insanlar da şey dedi. Ya sen bunu böyle kamerayı sokacaksın ama içerisine. Arı gelecek bunu kameranın ucunu kapatacak ve sana çekim imkanı vermeyecek. Şimdi tabii ki biz de daha önce böyle bir çekim yapmadık. Allah'tan öyle olmadı. Yani çekebildik. Belki de ilk defa arının yakın çekimde propolis yapma sahnesini kayıt altına alabildik bu sayede. Çekimlerden ilk günü Çatalca'da geçti. Sonra da 3 gün daha çok Sakarya Hendek taraflarında çekimler yaptık. 3 tane harikulade insanla yolumuz kesişti. Ayşe abla, Aziz abi, Salih abi ve kızı Damla. Onların hikayelerine şahitlik edebildik. Ayrıca bir eğlence ve maceraydı. Peki bu izleyeceğimiz şimdi filmin senaryosundan biraz bahset ki. Çünkü ilk defa bir programda 2,5 dakikalık bir film göstereceğim. Şimdi zaten olayın tuhaflığı orada. Reklam işi tabii ki bir şey yazarsınız, anlaşırsınız. Bunun PPM'i vardır. Sonra gidersiniz aşağı yukarı aynı şeyi çekersiniz. İnsanlar görür bunu. Aa, çok güzel olmuş ya da olmamışlar. Bu öyle bir konu değil. Şimdi biz bu işe başladığımız zaman zaten işin enteresanı orada. Ne Onur Bey biliyordu ya da ne de ben biliyordum nasıl bir film olacağını. Karakterleri de bilmiyorduk.
Yani sonuçta burada zaten önemli olan kısım iki tarafın birbirine %100 güveniyor olması. Biz tabii. Bu insanların hepsini araştırarak yolda bulduk. Yani telefon açarak, araştırarak, propolis konusunda bilgi sahibi olan arıcıları araştırarak bulduk. Bir de marka yüzün arı. Evet. Ve sonucunda hiç senaryosu olmayan, nasıl gelişeceği de belli olmayan bir serüvenin içerisine girmiş olduk. 2,5 dakikalık bir film. 3 tane var onlardan. Toplamında bu filmlerin editi 12 gün sürdü. Yani 3 tane, meslektaşlarım dinliyorlarsa bilirler. Evet. 3 tane filmin 12 gün offline oldukça zor bir iştir. Peki, izleyelim o zaman. Lütfen. Evet. Ayşe ablanın hikayesi öncelikle. Ayşe ablanın hikayesine gidiyoruz. Aranın sırrı ne biliyor musun? Boş durmamak, çalışmak. Peki filmler beklendiğiniz gibi neticelendi mi? Yani çünkü hakikaten bir doğa çekiyorsunuz. Yani doğal bir hayvanın ürettikleri, onun faaliyetleri. Nasıl neticeler? 3 film. Tabii diğer filmleri biz DSF olarak arkada gördük ama bu 2,5 dakikalık Ayşe teyze bayağı şey anlattı bize yani. Evet, aslında bu kampanyanın iki amacı vardı. Biri doğal olarak markamızla ilgili farkındalığı arttırmak. Apitera markamızı tüketicilere bir kez daha anlatmak. Diğeri de arı ürünlerinin ve özellikle propolisin ne olduğunu anlatma. Bakın Ayşe ablamız propolisin ne için kullanıldığını son derece net ifadelerle anlattı. Temizlik, güvenlik, koruma. Propolis gerçekten içinde barındırdığı fenolik bileşenlerle antimikrobiyal, antiviral, antioksidan, antienflamatuar pek çok özelliğe sahip. O sebepledir ki işte pandeminin başından beri aslında tüketiciler propolisin peşinde koşuyorlar. Bu peşinden koşma eylemi aslında biraz kulaktan dolma bilgilerle veya modayı takip etmekle evet. olmuştu. Ama bu filmler o arıların sırrını, yani arının bunu gerçekten ne için yapıp kullandığını ve bizlerin de
yine aynı şekilde ne için kullanabileceğimizi anlatmalıydı ve anlattı. Satışlar kampanya öncesi döneme göre %19 artmış durumda. Ne güzel. 6 hafta içinde hemen performans hızlı bir şekilde görmeye başladık. Tabii iletişim kampanyası devam edecek. Ve fakat bunun bu iki ana hedefin dışında bize bir bonus element var burada. Bir ek başarı hikayesi var. Ajansa da onun için teşekkür ediyorum. Bizim kurumsal duruşumuz ticari bakış açısından biraz ileride ve farklıdır. Şirketimizin kurucuları, yönetim kurulu başkanı ve yardımcısı altı parmak gıda sanayini neredeyse bir sivil toplum kuruluşu gibi yönetirler. Odağımızda kar yoktur, kalite vardır. Yani şirketin hedefi aslında kovandan sofraya olan o süreçte doğal ürünü doğallığını kaybetmeden ve yitirmeden ve aynı zamanda kalite güvencesi vererek taşımayı hedefler. Bizim bal kavanozlarımızın üzerinde bir Prio Spot kare kodu vardır. Akıllı telefonunuzu okuttuğunuzda o balın analiz raporuna ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Apitera ürünlerinin üzerinde de bir kare kod vardır. Bu gıda sektöründe çok konuşulan ama somut olarak uygulanmış örneği az olan takip edilebilirlik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik üç sacayağını biz her ambalajımızda, her ürünümüzün her ambalajında tüketicilere bilabeden sağlıyor oluyoruz. Bu filmde de hedeflerden bir tanesi bu sivil toplum kuruluşu bakış açısıyla arıcılığın da ne kadar zor olduğunu ve mesleğin de ne kadar kıymetli olduğunu evet. anlatmaktı. Bakın arıcılığa nasıl başladığını, hangi zorluklarla, hangi önyargılarla başladığını anlattı. Türkiye'de yaşıyoruz. Kendi toplumumuz içinde kadın girişimciliği ve kadınların kendi ayakları evet. üstünde durması ve bir ticari faaliyeti kimseden yardım almadan ki arıcılık bizim yaptığımız işlerden çok daha zor bana sorarsanız. Yaşadığı ortamı gördük. Dağın başında orası. Elektriği yok, suyu yok, güvenliği yok. Akşamları ayı gelir, domuz gelir diye nöbet tutmak zorunda. Ayı gelir deyince. dolayısıyla bu filmin bir de öyle bir üçüncü başarı hikayesi şeyi var. Şeyi merak ediyorum. Biz mesela bal tüketiminde nasıl bir toplumuz Avrupa'ya baktığımız zaman? Bal tüketimi Avrupa ortalamasının gerisinde. Yükselebilir ama önemli olan aslında balın ve diğer tüm ara ürünlerinin günlük yaşamımız içindeki yerlerinin çoklanması. Yani günlük ritüellerimiz içindeki kullanım okazyonlarının değişmesi ve farklılaşması. Şimdi o mesela yeni ürünler, işte arı sütü, polen, işte Apitera ürünleri gibi şeyleri hani bizim son tüketiciler A+ kişiler mi daha çok tüketiyor? Yani bunun bilinci, bunun tanıtımı oturmuş mu? Çünkü çok ciddi bir nüfusa sahibiz Avrupa'da. Çok genç bir nüfusa sahibiz. Ama işte atıyorum zeytinyağı tüketiminde Yunanistan'ın gerisindeyiz. İşte balık tüketiminde birçok Akdeniz ülkesinin gerisindeyiz. Yani bazı böyle kendi ürünlerimizi tüketemiyoruz biz. Yani ne yiyoruz yani gibi bir soru geliyor ki bal işte doğal hani dağlarımızda köylerimizde yetişen bir şey. Ona rağmen gerideyiz diyorsunuz değil mi mesela? Evet. İki sebebi var herhalde. Biri az önce söylediğiniz gibi farkındalık. Bu kampanyanın i̇şte, amaçlarından biri de ben. Onu oluşturmaktı. Bilgi eksiğimiz olabilir. Arı ürünlerinin gerçekten ne işe yaradığını, nasıl faydalar içerdiğini bilme konusunda eksiğimiz olabilir. Tüketim bir miktar bu yüzden az olabilir. O mesela bir ara akademimiz, evet. mobil bir akademiden bahsettiniz. Doğru. Mesela belki onda gençlere falan hani sadece bal üreticisine değil de mesela halka da belki biraz bilgi aşılamak veya gittiği yerde işte ne bileyim broşür dağıtmak veya bir şey dağıtmak gibi şeyler yapılabilir. Çünkü hakikaten öyle bir coğrafyadayız ki yani her şeyimiz var ama yemesini bilmiyoruz yani. Başkaları gelip yiyecek yani. Doğru haklısınız. Bu dediğinizi biz bir başka platformda bir başka sivil toplum kuruluşuyla yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tema Vakfı'yla yürüttüğümüz 3 yıldır devam eden, önümüzdeki yılda belki güncelleyerek devam ettireceğimiz Arılar Varsa Yarınlar Var adında bir eğitim projemiz var bizim altı parmak olarak. Güzel. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yapılıyor tabii bu. Organizasyonu ve genel koordinasyonu Tema Vakfı'na ait. Biz de eğitim içeriklerini
hazırlıyoruz ve sponsorluk desteği veriyoruz. Bu projede de amaç çocuklarımıza arının ekosistem için önemini anlatmak. Çünkü arılar olmazsa dünyada tozlaşma, yani polinizasyon olmaz. Olmazsa da dünyada sanat olmaz. Bu resimler, bu renkler olmaz. Giydiğimiz şu giysileri, ürettiğimiz kumaşları bize sağlayan bitkiler olmaz. Teknik Üniversitenin logosu arıdır değil mi? Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi evet. Logosu arı. Doğru. Mesela. Doğru. Tema Vakfı ile yürüttüğümüz bu projede tamamen bunu hedefliyor aslında. İlk öğretimdeki çocuklarımıza, öğrencilerimize arının oradan önemini, başlamakta fayda var. Evet. Ve de tabii ki arı ürünlerinin sağlıklı beslenme içindeki yerini anlatmaya gayret ediyoruz. 3 yıldır devam ediyor. Umarım daha uzun süreler devam eder. Çok iyi. Zor mu arı çekimi, arı çekimleri? Öyle şimdi, diyeyim bari. Tabii ki yani bütün çekimler zor. Tabii her de zor şimdi ama, bu hani farklı bir kast, anladın ya, mı? Ya kast yok sonuçta. Şöyle düşünün yani bizim için çok mantıklı olan birçok şey arılar için mantıklı değil. Mesela biz balları işte Onur Bey gittikten sonra bir olay oldu mesela Çatalca'daki bu mikro çekimler sırasında. Biz balları ulu orta çıkarmıştık. Bu sefer yağmacılık başladı arılar arasında. Hayatımda hiç duymadığım bir şey. Eğer balı ulu orta dökersen mesela bütün bunlar bal yapmayı kesiyorlarmış. Diğerlerinin ballarını bütün kovanlar arasında kargaşa çıktı çekim sırasında. Yani öyle acayip bir varlık ki. Yani evet siz de sonuçta gidiyorsunuz. İlk ben işte bir arılığa girdiğim zaman bundan 2 sene evvel hakikaten böyle bir herhalde bir ciddi bir korku yaratıyor için. Vızız diye böyle bir ses. Ama sonra zamanla alışıyorsun. Zaten arının sizin de bir işi yok. Yani siz de işte güvenlik önleminizi aldığınız sürece her şey gayet her şey yolunda gidiyor. Elinize sağlık. Hakikaten çok güzel bir kampanya olmuş. Teşekkür ederiz. Değişik bir konuyu işledik. Önemli bir konu bence. Belki hepimiz bal deyip geçiyoruz ama işin arkasında neler olduğunu hiç olmazsa birazcık öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkası ekstranın daha sonuna geldik. Hepinize keyifli bir pazar diliyoruz. Hoşça kalın.